İçişleri Bakanlığı tarafından Öncelik Hayatın Öncelikli Yayanı sloganıyla 2019 yılı yaya yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda sürücüler ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik hakkı vermek zorundaydı. Vermeyenler 488 TL cezaya çarptırılıyordu. Bu kapsamda da tüm Türkiye'de olduğu gibi Ocak ayından itibaren, 2019 Ocak ayından itibaren Manisa'da da etkinlikler düzenlendi. Birinci artırmak adına. Şimdi sizlerle beraber Manisa'da bu kural işliyor mu? Sürücüler yayalara geçit veriyor mu? Bunlara bakacağız. Deney sırasında kimi sürücüler yayalara öncelik tanırken kimileri hiç oralı olmadı ve kuralları çiğnedi. Bazı sürücüler yayaları ezmek pahasına da olsa geçitlerde gaza basmaya devam etti. Yayalarla sürücüler arasında tartışma çıktı. Deney için yollara çıkan muhabirimiz de birkaç kez kaza tehlikesi atlattı. Beyaz bir binasının yanında taksicilik yapan Erdal Ulubaş, durakların hemen önündeki yaya geçidinde neler yaşandığını sürekli olarak gözlemlediklerini belirtti. Yani akşama kadar şahit oluyoruz. Hatta kavga edenler dahi oluyor yani, o yüzden yani. Bazı insanlarımız bilinçli, veriyor, yol veriyor ama arkadaki araba sıkıştırıyor. Ama bazı yaya geçitlerinde mesela yayalarımız bilinçli değil yani bu konuda. Beyaz file yakın iki noktada deneyimizi yaptık. Kimi sürücüler yol verirken kimileri de vermedi. Çoğunlukta gördüğümüz kadarıyla sürücüler maalesef ki yol vermiyor. Şu anda da Ulu Park'ın hemen yanındaki Çimentepe Caddesi'ndeyiz. Burada da ışıksız yaya geçidi var. Bakalım buradaki sürücüler yayalara yol veriyor mu? Orada yaya geçidi var değil mi? Evet. Peki sürücüler size yol veriyor mu? Genelde veriyorlar. Işıksız alanlarda, diğer yaya geçitlerinde yol veriyorlar mı? Nasıl geçmek gerekiyor oralarda? Yani bazen veriyorlar ama ben yine de geçerken korkuyorum. Yani biz çocuk olduğumuz için bize birazcık daha yol verebilirler bence. Sürücüler yayalara yol veriyor. Tek yön olduğu için o şekil veriyor. Daha önceden burada kazalar oluyordu, kavgalar oluyordu. Ama böyle tek yön olması bir yerde iyi oldu. Neden? Buradan rahatlıkla geçebiliyor. Çünkü sürücüler, şu anda görüyorsunuz sürücüler yayalara yol vermedi. Bak şimdi ben dediğim gibi ama bak burası çok rahat bir şekilde. Ha oraya gelince tabii haliyle kimileri de vermiyor. Evveli gün burada bir kavga oldu. İşte durursun durmasın böyle bir münakaşa yaptılar, çekti gittiler. Biz burada gözümüzden gördük olayı. Bazen yol veriyorlar, bazen vermiyorlar. Çok hızlı geçtikleri oluyor. Bazı yollardan tabii ki çok korkuyorum kaza olur diye.